Herkese merhabalar gençler. Kanalımıza hoş geldiniz. 2022 bilgi sarmal AYT Matematik çözümleriyle devam ediyoruz. 20. testteyiz. Yarım açı 2 testindeyiz. Haydi bakalım birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuzda kotanjant 15 derecenin değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle bilgi notumuzu inceleyelim. Sonrasında sorumuzu çözeceğiz. 0 derece ile 90 derece arasındaki iki alfa derecenin trigonometrik değeri biliniyorsa alfanın trigonometrik değeri aşağıdaki üçgen yardımıyla bulunur diye söylemiş. AD DC'ye eşitken alfa alfa ikizkenar üçgenlikten alfa alfa yazdık. 2 alfa'nın olduğunu biliyoruz diğer iç açının dış açısının. Dolayısıyla buradaki iki alfa'dan yararlanıp alfa'nın kotanjant tanjantına üçgen yerinde bulabiliyoruz. O halde kotanjant 15 değeri için benim burada bir ikizkenar üçgen elde etmem gerekiyor. Şöyle birleştirdiğim zaman arkadaşlar ne oldu? Şu iki açı ve kenar birbirine eşit olsun ki ikizkenarlık elde edeyim buna da 15 derece diyorum. 15, 15, 30 derece olmuş oldu. Bu da bir dik üçgen olduğu için bakın burada 30, 60, 90 üçgeni gelmiş oldu. Şimdi biz buraya A dersek şurası da A olacak. Hatta 2A diyelim. Çünkü 90 derecenin gördüğü 2A olduğu için A30 bunun karşısının yarısı yani A olacaktır. Bunda A yazmış olacağız. 60 da bunun 3 katı A köküç olarak yazılsın. Şimdi kotajan 15 değerini soruyor. Dolayısıyla 15'in komşusu a kök 3 artı 2 a bölü karşısı da a kenarı olacaktır. Yukarıya parantezine aldığımızda kök 3 artı 2 bölü a a'lar gittiği için de kotanjant kök 3 artı 2 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız B şıkkı çıkmış olur. Üçüncü sorudayız. O merkezli birim çemberde ABC dik üçgen ve BAC alfadır. Buna göre boyalı bölgenin alanının birim kare türünden eşit aşağıdakilerden hangisi diye sorulmuş. Hemen Şöyle alfa açısı yarı çap yanında olduğu için arkadaşlar aynı şekilde yarı çapın uzunluğunun birbirine eşit olduğunu bildiğim için şuraya da bir alfa açısı çizebilirim. Bu durumda alfa alfa şuraya 2 alfa yazabiliyorum. Peki burada 90 derece olduğu için zaten şu kısım kosinüs 2 alfa. Karşısı da yani CB kenarında sinüs 2 alfa olacağını görüyoruz. Bu durumda arkadaşlar artık taban belli. Tabanımız. Buranın birim çember olduğunu bildiğimiz için yarı çapı da 1 olduğundan tabanımız şu kısım olacak. 1 artı kosinüs 2 alfa çarpı yükseklik sinüs 2 alfa bölü 2. Kosinüs 2 alfayı 1'i yok edecek şekilde açalım arkadaşlar. Bunun formülü neydi? 1 eksi 2 sin kare x ya da 2 kos kare x eksi 1. O yüzden kos kare ifadesinden geleceği için onu kullanırsak 2 cos kare alfa eksi 1 olarak yazıp şuradaki birleri yok edip sadece 2 cos alfa olarak bırakmış olabiliriz. Burada da 2 sin alfa çarpı cos alfa olduğunu biliyoruz. Bu durumda arkadaşlar nelerimiz var şu an elimizde? 2 çarpı cos kare alfa çarpı 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa bölü 2'miz var. Bir tane 2'yi götürürsek buradan 2 tane sin alfa çarpı cos alfa bir de cos kare var. İsterseniz cos küp yazalım ve bitirmiş olalım. 2 sin alfa cos küp alfa D seçeneğinde mevcuttur. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorudayız. Mavi, kırmızı ve yeşil renkte eş uzunluktaki çubuklar şekildeki gibi bir araya getirildiğinde yeşil renkte çubuk ile kırmızı renkte çubuklar arasındaki açı alfa derece oluyor. Kırmızı renkte çubuk A köşesi etrafında ok ile gösterilen yönde Teta derece yeşil renkli çubuk B köşesi etrafında ok ile gösterilen yönde beta derece döndürülerek bir eşkenar üçgen oluşturuluyor. Buna göre sin beta bölü cos teta ifadesini işte aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Yeşil renkli çubuk ile kırmızı renkli çubuk arasındaki açı alfa oluyor. Yeşil ile kırmızı arasındaki alfa şuranın ifadesi. Buraya alfa olarak yazalım. Sonra A köşesi etrafında ok yönünde teta derece demişti kırmızı çubuk için. Yani şu kısım, şu küçük olan kısmı teta olarak yazabiliyorum arkadaşlar. Buraya teta diyelim. Onun dışında yeşil renkli çubuk B köşesi etrafında ok yönüyle B, beta derece döndürüldüğünde eşkenar üçgen oluşuyor. Yani şuranın beta derece olduğunu söylüyor ve eşkenar üçgen oluştuğunu söylüyor. Demek ki bu çubukların zaten uzunlukları eşit olduğu için şu uzunluklar birbirine eşit. Şu kırmızının da uzun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla B eşkenar üçgen oluştuğu için buraya ben 60 yazabilirim. Beta ise buraya 60 eksi beta kaldı. Burası da zaten 60 olacak ve üç eşkenar üçgene ulaşmış olacağız. Bu durumda alfayı çekmemiz lazım. Alfanın ne olduğunu bulalım arkadaşlar. Zaten bu üç çubuk da birbirine eşit olduğuna göre buradaki açılarımız da nasıl yani? Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şuradaki üçgenin 180 derece olduğunu biliyorum iç açılarının. Dolayısıyla bu üçgenin tüm açılarını 60 artı teta artı alfa artı 60 eksi beta 180 dereceye diyelim. Bakalım alfanın kaç olduğunu bulacak. 60 60 120 karşıya attım 60 kaldı. Teta'yı beta'yı karşı atacağım. Artı beta eksi teta olacak. Karşıda da alfa olacak. Yani alfa 60 artı beta eksi teta'ymış. Biz burada zaten ikiz kenarlık olduğunu biliyorduk. Yani AB kenarıyla şuradaki yeşilin eşit olduğunu bildiğimiz için alfa ile şuradaki 60 artı teta'nın da eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 60 artı teta'yı alfa eşitleyebilirim. 60 artı beta eksi teta diyebilirim. Buradan 60'lar gitti. Beta 2 tane teta'ya eşit geldi arkadaşlar. Bu durumda artık yerine yazarsak beta'yı sinüs beta bölü yani sinüs 2 teta bölü kosinüs teta ifadesinin ne olduğunu bulursak cevabı buluşacağız. Sinüs 2 teta 2 sin teta çarpı kos teta şeklinde açıldığı için kosinüs teta birbirini götürdü. 2 sinüs teta cevap olarak çıktı. Cevabımız D şıkkı. 5. sorudayız olduğuna göre kosinüs 16 derecenin ilk üzerinden eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi hemen kosinüs 66'yı sinüs 24 olarak yazabiliyorum. Sinüs 8'i de 8 olması için sinüs 82'den gidelim kosinüs 8 olarak yazabiliyorum. Şimdi payda eşitleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle burayı kosinüs 8 ile burayı da kosinüs 8 de sinüs 8 ile paydasını genişleterek şu aşağı taraftan devam edeceğim. Buradan sinüs 24 çarpı kosinüs 8 artı kosinüs 24 çarpı sinüs 8 elde edeceğiz. Bölüm paydamızda da sinüs 8 çarpı kosinüs 8 eşittir x olarak gelecek. Bu ifade de zaten neyin açılımı arkadaşlar? Sinüs 24 artı 8'in açılımı. Şimdi ne oldu? Sinüs 24 artı 8'den 32 geldi. Bölü sinüs 8 çarpı kosinüs 8 isterseniz şöyle yazalım. 2 ile çarpıp 2'ye bölelim arkadaşlar. 2 ile çarpıp 2'ye böldüm. Bu durumda şu ifade sinüs 16 olarak geldi. Bölü 2'yi de karşıya yani ters yukarı aldığımda 2 çarpı sinüs 32 sinüs 16 bölü 16 sinüs 16 yani eşittir x olarak geldi. Bu durumda isterseniz arkadaşlar sinüs 32'yi açabiliriz. Nasıl açarız? Başında var zaten sinüs 32'yi 2 çarpı sinüs 16 çarpı kosinüs 16 şeklinde açarsak sinüs 16'lar gidecek. Ne gelecek? 4 çarpı kosinüs 16 eşittir x gelecek. Zaten kosinüs 16'nın x türünden eşitliğini sorduğu için bu da her tarafı 4'e böldüğümüzde x bölü 4 olarak gelmiş olacak. Cevabımız D geldi. 6. sorudayız. Olduğuna göre sinüs 64 derecenin x türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Her yerde görebileceğiniz bir soru tarzı arkadaşlar. Hemen ne yapıyorsunuz? Sin 8, cos 8 gördüğünüzde 2 sin 8, cos 8'in sin 2x'den sinüs 16 eşit olduğunu bildiğimiz için 2 ile çarpıp 2'ye bölüyoruz. Buradan da şu ifadenin sinüs 16 olarak çıktığını gördük. Sinüs 16 kosinüs 16 2 eksik 2 çarpı ve 2 bölü şeklinde ikilerimizi ekledikten sonra artık bu kısım sinüs 32 oldu. Yine bakıyorum sin 32 kos 32 2 eksik 2 ile çarpıp yine 2 ile böldüm. Buranın da sinüs 64 olduğunu buldum. Ne geldi şu anda sinüs 64 pay kısmı bölü paydada da 8 eşittir x. Bize sinüs 64 x türünden eşitini istediği için zaten Sinüs 64 8x olarak çıkmış olur. Cevabımız E şıkkı. 7. sorudayız. Sinüs 15'in 4. dereceden kuvveti ve kosinüs 15'in 4. dereceden kuvveti çarpılmış ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu 4 üzeri olan kuvvetleri nasıl düşünebilirim? Şöyle düşünebilirim aslında. Sinüs 15 çarpı kosinüs 15'in ikisinin de 4. dereceden kuvvet şeklinde yazabilirim. Peki burayı toparladığımda yani 2 ile çarpıp böldüğümde parantez içerisindeki ifadeyi içinin sinüs 30'a eşit olduğunu görüyorum. Yani sinüs 30 bölü 2'nin 4. kuvvetine eşit olduğunu görüyorum. Buradan artık işlem yapacağım. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Bölü 2'den 1 bölü 4 oldu. Üzeri 4. Bu da nedir? 1 bölü 16 çarpı 16'dan 256. Yani cevabımız aşık olarak gelmiş oldu. 8. sorumuza geldik arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde birim çember üzerinde bulunan A noktasının x eksenine olan uzaklığı 3 bölü 5 birimdir. AO, AO, COB açısının açı ortayıdır. Buna göre C noktasının y eksenine olan uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş. Yani C'nin y'ye olan şuradaki mesafesini soruyor. Peki açıortay olduğuna göre buraları biz alfa alfa diyelim. Sonrasında A noktasının x eksenine olan uzaklığı 3 bölü 5'miş. O zaman x ekseni burada olan uzaklığı yani aslında ordinatın uzaklığından bahsediyor. Şu. Burası 3 bölü 5. Yani şuraya kadar olan mesafemiz 3 bölü 5'miş. Tamam. Şuranın da zaten arkadaşlar yarıçaptan çaptan 1 olduğunu biliyoruz. Buranın da dik olduğunu biliyoruz. Şöyle üçgeni burayı bir taşıyarak bakalım ne bulduk biz şu anda gençler. 3 bölü 5 bulduk. Alfa burada dik üçgen ve 1 burada. Peki e bu durumda Ayfa'nın aslında biz kosinüsünü mü bulmuş olduk arkadaşlar? Hatta buradaki x'i bulursak Pisagor'dan 1 eşittir x'in karesi artı 3 9 bölü 25 olacak. Karşıya attım. 1 eksi 9 bölü 25 eşittir x kare. 25'ten 9 çıktı. 16 bölü 25 x kare. x buradan 4 bölü 5 oldu. Evet 3 4 5'in 4 bölü 5. 3 4 5'in 5'te 1'i oldu arkadaşlar. Yani 5'e bölümü oldu aslında. E bu durumda arkadaşlar biz bu üçgenden kosinüsü bulursak kosinüs alfamız komşu bölü hipotenüs olduğundan 3 bölü 5. Sinüs alfamız da karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 olarak bulduk. Şimdi bize neyi sormuştu? C noktasının y eksenine olan uzaklığını sormuştu. Yani şunu sormuştu. Buraya ben x diyeyim. 2 alfa olmuş oldu. Şuradaki toplam 2 alfa olacak. Peki buradan y olun uzaklığını çekmiş olalım. Buranın da zaten 1 olduğunu biliyoruz. E, bu durumda arkadaşlar uzaklığı ne olacak? Karşısı yani karşı bölü hipotenüsü olmayacak mı? Sinüs 2 alfayı soruyor aslında. Çünkü karşısı x hipotenüsü de 1 olduğu için direkt x dediği yeri bulmuş olacağız. O zaman x'in sinüs 2 alfa olduğunu bildiğim için sinüs 2 alfanın açılımından 2 sin alfa çarpı kos alfa olduğunu yazabilirim. Sinüs alfa 4 bölü 5 Kosün sayfa 3 bölü 5 çarpı 2 var. İşte bu bana uzaklığı verecek. Ne geldi? 4 kere 2 8 24 bölü 25 olarak çıkmış olacak. 24 bölü 25. Şimdi bunu isterseniz payda genişleterek 4'e tamamlayalım. Bu da 96 bölü 100 olacak. Yani 0,96 cevap eşlik olarak çıkmış olacak. 10. soruyla devam ediyoruz. Pi bölü 4 ile 0 arasındaki bir x derecemiz var. Kosinüs 2x bölü 1 eksi sinüs 2x'in kare kökü ifadesine eşit kaçtır diye sormuş. Hemen arkadaşlar bir gördüğümüz zaman sin kare x artı kos kare x olarak düşünüyorduk. Sin 2x'i de eksi 2 çarpı sin x çarpı kos x olarak yazabiliriz. Bu durumda bu ifade ne olmuş oldu? Bu ifade şurada yazayım biraz küçük oldu. Paydaya geliyorum arkadaşlar. Sin kare kos kare eksi 2 sin x kos x. Yani Cos x eksi sin x'in karesinin karekökü ifadesine eşit olmuş oldu. Şimdi bu ifade payı kosinüs 2x olarak bırakalım şimdilik. Payda, payda kısmındaki ifadenin nasıl çıkacağına bakalım. Mutlak değerde çıkacak zaten. Cos x eksi sin x. Peki bu pozitif mi negatif mi? 45 dereceye kadar olan bir açı verelim. Mesela 30 derece olsun. Kosinüs 30 mu sinüs 30 mu daha büyük? Sinüs 1 bölü 2'de. Kosinüs 30'dan kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2'nin daha büyük olduğunu bildiğimiz için bu ifade pozitif gelecek. Pozitif sayıdan çıkacak mutlaktan. Cos x eksi sin x olarak gelecek. Şimdi artık cos 2 x açabiliriz. Cos 2 x'in açılımı neydi arkadaşlar? Cos kare x eksi sin kare x olduğu için cos kare x eksi sin kare x'i yazarsam da bakın 2 kare farkından cos x eksi sin x çarpı cos x artı sin x olarak açabilirim bölü bu durumda cos x eksi sinüs x payda da vardı. Bunlar birbirini götürdü. Cos x artı sinüs x olarak gelmiş oldu cevabımız. A seçeneğinde mevcut. 11. sorudayız. Tan x bölü 2'nin 1 bölü 3 olduğu verilmiş. Buna göre 1 artı cos x bölü sin x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi tan x bölü 2'yi şuradan çekebilir miyim acaba? Tan, tanjant x'in açılımını 2 tan x bölü 2 bölü 1 eksi tan kare x bölü 2 diye yazabilirim. E bu durumda yerlerine yazdığım zaman zaten x bölü 2 tanjant x bölü 2 1 bölü 3 olarak tanjant x'i çekerim. Oradan da üçgenle verilen ifadeleri bulmuş oluruz. 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3'ün karesi arkadaşlar 1 bölü 9. Buradan ne gelecek? 2 bölü 3 bölü 8 bölü 9. Şöyle sadeleştirirsek 3'ten 3 kalacak 9'dan. Ters çevirip çarptığımda da 6 bölü 8 gelecek. Yani 3 bölü 4'ü tanjant x olarak bulmuş olduk. Bu durumda hemen üçgene geçiş yapalım. Şöyle bir x derecesi ve dik üçgenimizi çizdik. Karşısı 3, komşusu 4. Demek ki 3, 4, 5 olan bir üçgen. Kosinüs x'i komşu bölü karşıdan, komşu bölü hipotenüsten pardon 4 bölü 5. Sinüs x'i 3 bölü 5. Bu durumda arkadaşlar 1 artı 4 bölü 5 bölü 3 bölü 5 olarak bulduk. Buradan 9 bölü 5 şöyle yapalım direkt. 9 bölü 5 çarpı 5 bölü 3 şöyle 3'ü böldüm 3'ü böldüm 3 olarak çıkmış oldu. Cevabımız 5 şıkkı geldi. 12. sorumuzdayız. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şu 1'i yok etmek için kosinüs 40'ın hangi ifadesini yazmamız gerektiğini düşünelim. Kosinüs 40'ın değerini düşünelim arkadaşlar. Kosinüs 2x'den açılımı ne olabilir? 2 cos kare 20 eksi 1. 1 eksi 2 sin kare 20 şeklinde yazılırsa bu birlerden kurtulabilirim. Hangisini yazacağım? Eksi geleceği için önüne 1 ile başlayalım. Yani şuradaki sinüsü olan açılımı yazarsak birler gidecektir. 1 eksi 2 sin kare 20'yi buna yazacağız. Diğer kısımda da eksi 1 ifadesi olduğu için 2 cos kare 20 eksi 1'i yazacağız. Şimdi yazdığımız zaman şu eksi 1 ile 1 bir birbirini götürdü ama bu eksi de dağıtmayı unutmayalım. Artı olacak burası. Bir aynen yazıyorum başta şu 1'i. Dağıttım eksiği artı geldi. 2 sin kare 20 olarak yazdık. Böyle bakın şu evet artı 1 eksi 1 bir birbirini götürdü. Ne geldi? 2 kos. Şuna yanlış yazdım pardon. Evet şöyle böyle olacak. Tamam devam ediyorum. Birler gitti. 2 kos kare 20 olarak yazdım. Buradaki ikiler de gitti. Buradan da geldi arkadaşlar. Sin kare 20 bölü kos kare 20 geldi. Yani bu ifadede tanjant olduğu için 1 artı tanjant kare 20 olarak yazabilirim. Şimdi tanjantı açalım o zaman. 1 artı tanjant 20 olarak yazmaya gerek yok aslında. Tamam. Yine eski döndürüyorum. Tekrardan. Ve payda işliyorum. Kos kare 20 artı sin kare 20 bölü cos kare 20 olarak yazabilirim. Bu ifadenin 1 olduğunu biliyorum. Bu durumda 1 bölü cos kare 20 cevap olarak gelecek. Cevabımız D şıkkı. Geldik 13. sorumuza aşağıda. Verilen sinüs 100 derece nam ve türünün eşit hangisidir diye sorulmuş. Peki şimdi sinüs 100'ü sinüs 2x formülünden 2 sinüs x çarpı cos x'e benzetirsek 2 sin 50 çarpı cos 50 diye yazabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Peki sin vermiş bana. Kos de vermiş. Çok güzel. O zaman 2 çarpı A çarpı B kolaylıkla bulunan bir cevap oldu. C şıkkı cevaptır. Evet 14. sorudayız. Aşağıda verilen düzlemsel şekilde ABC dik üçgen, ABD ikizkenar üçgendir. ABD ikizkenar verilmiş, dik üçgen verilmiş ve CAB olarak yazılmış. BD 2 birim. Şurası iki ise şu ABD 2'dir. AB, BD'ye yeşil tamamdır. Dik dikler de tamam. Alfa neresi verilmiş? A, C, B alfa olarak verilmiş. Buna göre pembe boyalı üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Peki alfa dedik. Buraya beta diyelim arkadaşlar. Alfa beta 90 olacağı için şu kısma da alfa kaldı. İkiz kenarlıktan burası da alfa olacak. dolayısıyla ben şu iki alfaları kullanmam gerekiyor. Şurada bir dik üçgen oluşturursam arkadaşlar şöyle. Şuradaki açımız ne olacak? Alfa, alfa, 2 alfa olmuş olacak. Şuraya iki alfa yazalım. Peki. Şimdi arkadaşlar buraya h dediğimiz zaman bize hd uzunluğu lazım. Çünkü boyalı bölgenin yüksekliği lazım ki alanı bulmuş olalım. Bu da nereden gelecek? 2 alfanın sinüsünü aldığımız zaman sinüs 2 alfanın karşısı hd. Hipotenüsü de 2 olduğunu bildiğim için hd kenarını 2 sinüs 2 alfa olarak bulmuş olurum. Bu durumda yüksekliği bulmuş oldum. Tabanı da zaten şu tabanı olarak alırsak eğer bu tabana ait olan yükseklik de HD olursa artık alanı çekebilirim. Alanda ne gelecek? Yükseklik yani HD 2 çarpı sinüs 2 alfa çarpı taban 2 bölü 2 gelecek. Bu ikiler gidecek ve cevap 2 sinüs 2 alfa olarak çıkmış olacak. Cevabımız C şıkkı. Ve geldik 15. testimizin son sorusuna olduğuna göre tanjant 2x kaçtır? Bakın tanjant x verilmiş. Hemen tanjant 2x'in formülünü yazarak tanjant x'i bildiğimiz için yerine koyarak devam edeceğiz. 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x olarak yazdık formülümüzü. 2 çarpı tanjant x 1 bölü 3 bölü 1 eksi tanjant x'in karesi 1 bölü 9 olur. Buradan 2 bölü 3 bölü 9 1 çıktı 8 bölü 9 olur. Bu durumda 2 bölü çarpı 9 bölü 8. Buradan 4, 3 yani 3 bölü 4 olarak kolaylıkla çıkacaktır. Cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar bu testimizi bitiriyoruz. Bir sonraki testimizde konut arama testi var. Konut arama testi 5 testinde şu ana kadar işlediklerimizin karmalarını göreceğiz. Karma soruları göreceğiz arkadaşlar. Birlikte analiz edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.